Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de yaz mevsiminin bitmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarını tamamladı. Önce yazlık elbiseler kaldırıldı. Yerine kışlık halılar, sobalar kuruldu. Kışlık elbiseleri çıkarıldı. Kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzattık. Genel olarak kış hazırlıklarında sona gelindiğini belirten vatandaşlar, kış mevsimine hasret kaldıklarını, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını yaptıklarını, kışı hazır bir konumda olduklarını ifade ettiler. Günümüzde yok olma derecesine gelen geleneksel kış hazırlıklarına özlem duyduklarını belirten vatandaşlar, eskiden her kış ayının yaklaşmasıyla birlikte geleneksel hazırlıkların yapıldığını, günümüzde değişen hayat şartlarından dolayı bu geleneklerin ihmal edildiğini de ifade ediyorlar. Evet değerli izleyenler, soğuklar artık kendini iyice hissettirmeye başladı. Evet, soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı, fakat Siirtli vatandaşlarımız bakalım kışa hazır mı ve kış hazırlıkları tamamlandı mı? Siirt kışa hazır mı? Evet. Şimdi biz tabii kendi kış hazırlığımızı yaptık. Ama esas temel olan kış hazırlığı bu yıl özellikle doğalgaz altyapısının çekilmesiyle tam olarak yapıldı mı? Esas bence soru orada sorulmalı. Ben altyapıyla ilgili hala sıkıntılarımızın olduğunu düşünüyorum. Yani doğalgazla ilgili hala sıkıntılar var. Bunlar nedir? Milletin tamamen bu konuda bilinçlendirilmemesi. Altyapı çekildi ama millet bu konuda eğitilmedi. Bununla alakalı sıkıntılar var. Bunların aşılması lazım diye düşünüyorum. Bu konuda henüz hazırlıklı değiliz. Onun haricinde biz altyapı, yani sıkıntılar üzerine konuşurken şundan bahsedeyim. Memleketin temel sıkıntılarından biri yollar. Kışlıklar çıkarıldı, hava malum soğudu. Biz kendi hazırlığımızı yaptık. Siirt altyapısıyla hazır değil. Demin değindiğim konu buydu zaten. Yaptığım açıklama, izah da aynen bu doğrultudaydı. Biz hazırlığımızı yaptık ama çeşitli konularda eksiğimiz var. Genel itibariyle. Tabii bunlar da bizden kaynaklı değil, bilinçlendirilmemekten kaynaklı sorunlar diye düşünüyorum ben de. Çok çok teşekkürler efendim. Rica çok ederim. Sağ olun. Rica ederim. Kış hazırlıkları daha tamamlamadık tam. Kömür şu anda alınıyor. Kariferli daire. Evet. Ne zaman yakılmaya başlanacak kömür peki? Kömür ayın 15'inden sonra yakılıyor. Evet. Binada öyle bir anlaşma yapılmış. Kariferciyle. 15'inden sonra kömür, kariferler yanmaya başlayacak yani. Peki kışlık halılar serildi mi? Sobalar? Mutlaka halılar seriliyor. Artık yazdan çıkıyoruz, kışa giriyoruz. Haliyle artık yazlık kıyafetler kaldırılıyor. Yazlık kıyafetler kaldırılıyor. Yazlık halılar kaldırılıyor. Kışlık halılar konuyor. Zaten efendim kış hazırlıklarını soruyoruz vatandaşlarımıza. Kış hazırlıkları tamamlı mı? Tamamıyla başladı çünkü hani evde de şahit oluyoruz. Mesela annem olsun, babam olsun, halıları serdik mesela evde, sobaları kurduk. Çok güzel bir hazırlık başladı. Özellikle kış Siirt'in temel sorunlarından bir tanesi de bu kömür sorunudur. Çevreye çok zarar veriyor. Bak, soruyorum ben sana soracağım. Kışlığa azlandı. Çok güzel bir temel şey oldu. Hazırlıklar başladı. Evde olsun, iş yerlerinde olsun, diğer yerlerde olsun güzel hazırlıklar başlandı. Mesela, evde mesela neler yapıldı kış hazırlıkları? Evde mesela kışlık halılar serildi. Kışlıklar çıkarıldı annemiz tarafından, babamız tarafından kışlıklar çıkarıldı. Sobalar, yani odun sobaları olsun, diğer şey kaloriferler olsun, hepsi kuruldu. Yani kışa hazırız diyorsunuz. Kışa, bomba gibi hazırız şu an. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. İlkin etlerimizi aldığımız zaman samaroya gibi, yani tuzluyorduk onları. İlk etini tuzluyorduk, kız hazırlığı. Eti tuzluyorduk, yaprağımızı tuzluyorduk. Tek tek böyle. Eski şeyler vardı. Topraktan yapılmış çanaklar vardı. Böyle derin onlardan vardı. Onları hep iyi üst üste koyup tuzluyorduk. Artı efendime söyleyeyim, bu pekmemizi, pekmez olsun, peynir olsun, hepsi üstte diziyorduk. Herkesin böyle ayrı bir odaları vardı. Efendim bu şeyleri de yapıyorduk. Bu kavurmayı, efendim ben söyleyeyim, sucukları bu balkonlara da asıyorduk, dolduruyorduk, kurutuyorduk patlıcanı, biberimizi. Hepsini hiçbir şey bırakmadan, yani kışın hazırlıklı odunlarımızı, sobalarımızı, hiçbir şey kalmıyordu. Bir de
Az birkaç tane çuvalda unumuzu alıyorduk, topluyorduk. Hiçbir şey masraf etmeden kışın hazırlıklarını böyle düzeltiyorduk, yapıyorduk. Kışın hiç para harcamadan, hiç kuruş harcama, ekmeğimizi de tandırda yapıyorduk. Karacağımda hepsini böyle kışını geçiriyorduk. 4-5 ay hiç çalışmadan oturup kahvelerde öyle geçimizi sağlıyorduk. Güzel bir nostalji yaşattınız bize efendim. Peki şu anda acaba bu yapılıyor mu? Veya sadece halılar kaldırılıyor, kışlık elbiseler çıkarılıyor, bu kadar mı? Tabii ki öyle şimdi yapılmıyor tabii. Herkes artık hanımlarla, efendime söyleyeyim, eski annemizi mesela, annemizi hatta sabahleyin erken kalkıp da bu eski bizim tarihi bakırları oturup ateşe koyup da kömürle, yani kömürle yakıp da elbise yıkıyordu. Makine bir şey falan yoktu. Bu makine hiçbir şey yıkamıyor. Şimdi öyle bir şey kalmadı artık. Hanımlar şimdi yatıyorlar. Hiçbir hazırlık yapmıyorlar. Git buradan al, buradanı getir, turp yeriz. Yok öyle bir şey yoktu daha evvelde. Bizim annemiz her maşallah kalkıp sabahın yani köründe daha karanlıkta şey koyuyorlardı, böyle ki taş böyle yan yana dip de o şeyin üzerine koyuyordu, çamaşır içine koyuyordu, kaynatıp böyle beyazlatıyordu. Yani şimdi gibi çamaşır suyuyla buyla yoktu o zamanlarda. Kurutuyordu yorganlarımızı, hepsini böyle hazırlayıp da ondan sonra hamama giderdi. Hamamdan sonra gelip evde oturuyordu yani. Böyle yok ya, şimdi çok farklı bir şey yani.